Sevgili çocuklar, Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Matematik Fasikül 5 2. ünite sıvı ölçme konularını öğrenmeye başlıyoruz. Sıvı ölçme. Standart olmayan araççılarla sıvılar ölçme. Su, süt, zeytinyağı, sirke, kolonya, benzin, ayran, meyve suyu gibi akışkan maddelere sıvı maddeler denir. Maşrapa, kova, sürahi, kupa bardak, fincan gibi araçlar standart olmayan sıvı ölçüleridir çocuklar. Görsellerinde burada görüyorsunuz. Can ile Tan aynı büyüklükteki kaplara aynı miktarda su dolduruyor. Can kaptaki su ile 6 kupayı, Tan kaptaki su ile 9 fincanı doldurabildi. Fincan ve kupa sayısındaki farklılık neden kaynaklanmıştır? Aynı miktardaki su farklı büyüklüklerdeki ölçme araçlarıyla ölçüldüğünde farklı sonuçlar çıkmaktadır çocuklar. Etkinliklerimize bakalım. 1. Aşağıdaki kap çiftlerinden hangisinin daha çok sıvı aldığını işaretleyiniz çocuklar. Bunu beraber yapalım. Bakın bunun boyunu aldanmayın genişlik olarak aşağıdaki kap çiftlerinden hangisinin daha az sıvı aldığını işaretleyin. Bunu ben yapıyorum. Diğerlerini sizler yapıyorsunuz. Aşağıda başta verilen kaptaki sıvı yanında verilen kaplardan hangisi kullanılarak daha kısa sürede boşaltılabilir çocuklar? Bununla mı? Bununla mı? Tabii ki bununla. Diğerini siz yapın. Aşağıda başta verilen kaptaki sıvı yanında verilen kaplardan hangisi kullanılarak daha uzun sürede boşaltılır? bununla daha uzun sürede boşaltılır. Boş kalan işlemleri sizler dolduruyorsunuz, tamamlıyorsunuz çocuklar. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini karşılaştırma. Aşağıdaki kutularda aynı miktarda meyve suyu vardır. Farklı büyüklükteki kaplara meyve suları doldurulmuştur. Kapların karşılaştırmasını inceleyelim çocuklar. Bakıyoruz. Burada bardaklara dolduruyor. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çocuklar burada aynı meyve suyu 4 bardağa boşaltılıyor. Burada aynı meyve suyu 2 sürahiye boşaltılıyor. Sürahi bardaktan daha fazla sıvı almıştır. Gördüğünüz gibi. Aynı meyve suyu 2 sürahiyi dolduruyor ve bitiyor. Burada 4 bardağı dolduruyor ve bitiyor. Buradaki görsellere bakalım çocuklar. Bu meyve suyu 2 tane kavanoz dolduruyor ama bardaklardan 6 tanesini dolduruyor. Buradaki meyve suyu 1 2 3 fincanı dolduruyor ama ne yapıyor? Tencereyi sadece doldurabiliyor. Dolayısıyla fincan tencereden daha sıvı almıştır. Değerli çocuklar, aşağıdaki kapların içindeki sıvıları karşılaştırınız. Noktalı yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. Sürahi ve fincan. Sürahi fincandan daha fazla sıvı alır. Örnekte gördüğünüz gibi sürahi fincandan daha fazla sıvı alır. Diğer örnekleri, diğer soruları da örnektekine göre sizler çözüp altına yazıyorsunuz çocuklar. Aşağıdaki kapları en çok sıvı alandan en az sıvı alana doğru örnekteki gibi numaralandırınız. Evet çocuklar en çok sıvı alana 1, sonra 2, en az alana da 3. Burada en çok sıvı alan 1 sonrası 2 ve en az sıvı 3 numara olarak numaralandırdık. Bunları da sizler yapıyorsunuz çocuklar. Sıvı ölçme ile ilgili problemler. Aşağıdaki problemlerin çözümlerini inceleyelim. Bir leğen 3 kova su ile dolmaktadır. Bir kova 5 sürahi ile dolmaktadır. Buna göre leğen kaç sürahi su ile dolar? Çocuklar bir kova 5 sürahi, sürahi su ile dolduğuna göre. L'n 5 artı 5 artı 5 eşittir. 15 sürahi suyla dolar çözüm bu şekilde. Sıvı ölçme ile ilgili problemlerimiz aşağıdaki problem çözümlerini yazınız. Bir tanesini beraber yapalım. Bir sürahi 7 bardak su ile dolmaktadır. Buna göre 3 sürahi kaç bardak su ile dolar çocuklar? Evet çocuklar bir sürahi 7 bardakla dolduğuna göre 3 sürahi Bakın 1. sürahi, 2. sürahi ve 3. sürahi 7, 14, 21 bardakla dolacaktır. Diğer problemleri sizler yapıyorsunuz. Çocuklar konu testi 1, ev çalışmaları 1 2 3 4 ve 2. ünite değerlendirme testi dikkatli bir şekilde çözülüp kontrol ediliyor. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.